Merhabalar, spiritüel sohbetlere hoş geldiniz. Bu sohbetimizde Reiki soruları ve yanıtlarını anlatmaya devam ediyorum. Reiki ile ilgili konuşacağım. Şimdi bir öğrencim Reiki'lerle ilgili soru sormuştu. Soruları aslında tüm Reiki sistemlerini kapsayan bir şey. Şöyle demiş, niyet ediyorum diye çalışacağım olur mu? Hani güçlendirmesini aktif ediyorum. O da olur, niyet ediyorum. Hayır, aktif ediyorum de en iyisi bu. En iyisi dosyada yazanı söylesen olur ama aktif ediyorum dersen sistem daha güzel, kuvvetli akar ve bunu göreceksin. Örneğin Sirius yükseliş uyumlamasını aktif ediyorum. Cümle bu. Tamam. Bolluk frekansını aktif ediyorum. Şimdi yoksa ne demiş? Niyet ederek çalışsam olur mu? Niyet ediyorum. Aktif ediyorum yerine niyet ediyorum cümlesini getirsem olur mu diyor. Bunu tavsiye etmiyorum. Aktif ediyorum desen daha iyi olur. 21 gün sizin kitapçıkta yazılanı uygulamalı mıyım diyor. Hani kitapçıkta örneğin ben şanslıyım güçlendirmesini aktif ediyorum. Ve ne demiş şimdi ben şanslıyım güçlendirmesinin gücü şimdi öyle olsun diyerek aktif ediyoruz yazıyor diyor. 21 gün bunu mu uygulayacağım? Sonrasında ben öyle tavsiye etmiyorum. Aslında bu hani bilgi vereyim. Ondan sonra sen seç. Tamam sen seç. Öyle çalışsan da olur. Daima dosyadaki gibi çalışsan da olur. Dosyada ne yazıyorsa yanlış değil, doğru. Ama bununla birlikte tüm sistemlerin zaten bir önceki videomda bahsettim. Adını söyleyip sonuna aktif ediyorum getirirsen zaten çalışıyor. Tamam. Kendini yormana gerek yok. Bu bilgiyi vereyim. İster öyle çalış sonsuza dek dosyadaki gibi ya da her uyumlamayı usul reiki aktif ediyorum, aşk reikisini aktif ediyorum, para reikisini aktif ediyorum diye çalışabilirsin. Bu konuyu hiç bilmeyenler için öyle kafana göre olmaz. İlk önce el almak denilen inisiyasyon işlemini uyumlanman lazım. Senin uyumlanman lazım buna. O başka bir videonun konusu. Şimdi sonraki soruya geçiyorum. Yanımda olan birine dokunarak mı ya da sadece uzağa gönderir gibi mi uyguluyorum? Yine şimdi burada birkaç tane soru var. Tek tek gideyim. Yakınımda olan birine dokunayım mı diyor yoksa uzağa mı gideyim? Uzakta olan birine yapıyormuş gibi mi yapayım? Anlatayım güzelce. Benim yakınımdaki kişi kim? Önce bu önemli. Yakınımdaki bir kişiye şifa yapacağım. Soruyu güzel anlatalım ki anlayalım, iyi yanıtlayalım. Soruyu anlatamazsak iyi yanıtlayamayız. Yanımda birisi var. Ben ona dokunayım mı? İlla dokunarak mı şifa yapayım? Yoksa kağıda yengen Fatma bilmem ne yazayım. Kadın orada yatarken ben de içerideki odadan ona şifa mı yapayım? Şimdi öncelikle benim nasıl yaptığımı anlatayım. Ben şey yapmayı sevmem. Hani eşim ve kızım dışında dokunmayı sevmem. Çocuğum dışında. Sen dokunmayı seviyorsan, çok yakınınsa, kardeşinse, rahatsız olmayacaksan bir koltukta oturarak, rahat bir pozisyonda oturarak, elini tutarak, ondan sonra yarım saat boyunca, bir saat yapamazsın o zaman şifayı. Çünkü yorulursun, kolun falan yorulur. Yarım saat şifa yapabilirsin. Elini tuttuğun zaman zaten şifa akar. İşte diyeyim ki sana, ben şanslıyım güçlendirmesini aktif ediyorum ve şu anda kızımın bir saat boyunca ben şanslıyım güçlendirmesiyle şifalanmasını niyet ediyorum. Mesela yolladım. Tamam. O benim yanımda olsa ve gözümüzü kapatsak o zaman onu aktif çalışmış olurum. Ya da usul reiki aktif ediyorum. Çocuğuma bir saat boyunca usul reiki ile şifa yapmayı niyet ediyorum. Yolladım. Şu anda bir yandan da başka bir iş yaptığım için pasif yollamış oldum. Tamam. Ama çocuğumun elini tutsam bu birinci seçenek. Ya da uzaktan şifa yaparken çocuğumun adını söyledim. Ya da çocuğumun kim olduğunu biliyorum ve benim bir tane çocuğum var. Allah benim çocuğumun kim olduğunu da biliyor. Dolayısıyla adını bile söylememe gerek yok. Gözümü kapattığım ama zaman direkt ona aktif şifa yollamış olurum çocuğuma. Ama diyelim ki sen teyzene, bilmem nene, arkadaşına, başka birine yolluyorsun. Ne yapıyorsun? Dokunmak istiyor musun, istemiyor musun? Bu önemli. Hani bana sormuşsun ya, hocam yanımda kişi yanımdayken ben ona dokunarak mı şifa yapayım, dokunmayarak mı? Dokunmadan da olur. Bu sana kalmış. Senle ilgili. Yani hani hep anlatırken kendimden örnek vererek anlatmak zorundayım. Çünkü insan en çok kendini bilir. Ben ne yaparım? O insan yatar,
Ne zaman uyuyacaksın derim. Uyu, ben sana şifa yaparım derim. Benim evimde de bile olsa dokunmak istemem. Hani eşim ve kızım dışında sevmem dokunmayı. Başka birine dokunmak istemem. Ama bu senin tercihin. Tamam. Yani dokunmak istiyorsan dokunabilirsin. Ama bu şart mı? Aynı evdesin. Dokunmak şart mı? Değil, değil. Bana bir konfor sunuyor, rahatlık sunuyor. Zaten enerji gidiyor. Ben niye dokunayım? Yani kağıda güzelce yazarım adını, soyadını, işte bulunduğu şehir, doğum tarihi. Bitti. O kağıdı avucumun arasına aldım. İki elimi kapattım. Rahat bir pozisyon buldum kendime. Bu pozisyon, ben dersem ki şöyle otur, böyle otur, saçma. Sen kendine bir rahat bir yerin vardır senin. Sürekli oturdun, değil mi? Sevdiğin bir yer vardır. Ondan sonra yine benim rahat bir koltuğum vardı. İşte tam ortaya oturduğumda süper. Ondan sonra karnıma iki tane yastık koyuyordum. Dirseklerimi böyle yastığın üstüne koyuyordum. Oturuyordum. Tamam, bitti. Orada ben çok rahatım. Bir saat, bir buçuk saat bile çok rahat şifa yaparım yani orada. Sen oturacaksan kendine çok rahat bir yer bulman lazım. Bir saat şifa yapacaksan kolun ağrır. Altına, kolunun altına yastık koy. Çünkü bu 20 dakika değil. Bir yerden sonra aklın sürekli kolunda olur. Çünkü acımaya başlar. 10 dakika, 15 dakikadan sonra dikkatin kollarına gider. Çünkü acıyacak. O yüzden başlamadan önce, şifa yapmadan önce hep kendini çok rahat bir pozisyona getir. Ya da benim çalışma sandalyem ya da çalışma koltuğum da çok rahat. Ondan sonra masamdayken de çok rahat şifa yapabiliyorum. Yani çalışma sandalyeme yaslanıyorum ve çok rahat ediyorum buradan. Huzurlu hissediyorum. Uygun pozisyonu bulduğum zaman mesela masama dirseklerimi böyle koyuyorum ve burada da çok rahat şekilde şifa yapabiliyorum. Ama senin nerede şifaya rahat bir yer bulman lazım evde. Ben sana diyemem ki şöyle yapma, böyle yapma. Dikkat etmen gereken şey ne? Şifa yaparken kollarını, ayaklarını çapraz yapma. Bu. Bunun dışında oturuyormuşsun, yatakta yapıyormuşsun. Bu önemli değil. Ayakta yapamazsın bir tek şifayı. Yani 20 dakikadan fazla ya da uzun süre konforlu olmayacağı için ayakta yapamazsın diyorum. 5 dakikalık şifayı yaparsın. Ama sonra yatarken de, ben yatarken yapacaksam şifayı, yan dönüyorum. Kollarımın arasına bir tane kocaman yastık koyuyorum. Kolumun arasına koyuyorum. İki elimi birleştiriyorum. Kağıdı elime alıyorum. Yan döndüğüm için gayet güzel şifamı yapıyorum. Tamam. İster otur, ister yat. Orası önemli değil. Ben şifanın en az 40 dakika, 1 saat, en fazla da 1 saat sürmesi taraftarıyım. Ondan sonra biz şifayı 1 saat yapıyoruz. Uyumlamayı da 1 saat yapıyoruz. 1 saatlik şifa güzel etki gösteriyor. Karşı taraf yararlansın. Bunu bu şekilde yapabilirsin. Karşı tarafın senin niyetinden haberi olması, hani şifa yaptığını bilmesi lazım mı? Gene senin kime yaptığına bağlı. Yüksek benliğinden izin alarak yapabilirsin. Ama mesela annense, babansa, eşinse, dostunsa onlara nasıl diyeceksin, nasıl şifa yapacaksın? Bunları böleyim, bunu da diğer videoda anlatayım. Şimdilik sevgiler.